Herkese merhaba. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz Doğu Ekspresi soru cevap videomuza hoş geldiniz. Sizin de kahveleriniz hazırsa hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Soru 1. Hepinizin en çok merak ettiği biletleri nasıl aldığımız sorusu. Sanılanın aksine bilet bulmak aslında çok zor değil. Gideceğiniz tarihten evvel sadece kontrol etmeye başlamanız gerekiyor. Biletleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi sayfasından bulabilir, telefonunuza indirdiğiniz uygulamadan da belli aralıklarla kontrolünü sağlayabilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Bilet çeşitleri neler? Doğu Ekspresi'nde iki tür bilet vardır. Örtülü kuşetli ve pullman tipi. Pullman otobüs yolculuklarında da gördüğünüz gibi ikili koltuklarla oturarak seyahat ettiğiniz bir yolculuk türü. Örtülü kuşetli dediğimiz ise bir kompartmanda 4 tane oturmalı koltuk var ve bunların aynı zamanda yatağa dönüştürülebildiği yatarak yolculuk ettiğiniz bir seyahat çeşidi. Bizim seyahat etmiş olduğumuz bilet çeşidi neydi? Minimum 25 saatlik bir yolculuk yapacaktık ve bu yolculuğu en rahat örtülü kuşetli de yapacağımıza karar verip yayılarak, manzaranın tadını çıkararak güzel bir yolculuk yaptık. Gelelim sıradaki soruya. Kompartman 4 kişilik ama biz 2 kişilik yolculuk etmek istiyoruz. Nasıl bilet almalıyız? Şöyle ki, kompartman 4 kişi olduğu için eğer ki siz 2 kişilik bilet alırsanız, diğer 2 kişilik bilet için başkalarına şans tanımış oluyorsunuz. Bu yüzden kaç kişi kalmak istiyorsanız bütün kompartmanı kapatmak zorunluluğunuz var. Bir kişi kalıyor dahi olsanız da 4 kişilik bilet almak zorundasınız. 4 kişi kalmak zorunda olsanız da zaten 4 kişilik bilet almak zorundasınız. Doğu Ekspresi için illaki gidiş dönüş bileti almak zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. Biz uçakla İstanbul'dan Kars'a gittik. Güzel bir Kars turu yaptık. Daha sonra da Kars'tan Ankara'ya Doğu Ekspresi ile dönüş sağladık. Sıradaki soruya geçelim. Bu bize en çok sorduğunuz sorulardan biri. Kars-Ankara mı, Ankara-Kars üzeri mi yolculuk etmek daha keyifli olurdu? Aslında burada tercih yapabilmemiz için çok düşünmemize gerek yok. Kars'tan Ankara'ya yolculuk edeceğiniz zaman tren kalkış saati sabah 8. Ancak Ankara-Kars üzerinde seyahat etmek istediğiniz zaman ise tren kalkış saati akşam 5.30. Yani siz güzel kar manzaralarına doymak istiyorsanız zaten bunu Devlet Demiryolları size manzarayı görebileceğiniz bir saat aralığı olarak ayarlamış. Şimdi gelelim aslında gözleri en çok korkutan soruya. Yolculuk kaç saat sürüyor? Devlet Demiryolları'nın sitesinde de 25 ile 28 saat arasında olduğu yazıyor. Ancak bizimkisi 30 saat sürmüştü. Eğer bu süre gözünüzde çok büyümüyorsa ki büyümemeli, kesinlikle bu tura katılın. Biletlerle ilgili soruları bitirdik. Şimdi gelelim kompartman içiyle ilgili sorulara. Sıradaki sorumuz, çarşaf hizmeti veriliyor mu? Çarşaf hizmeti evet veriliyor. Kompartman içerisinde kaç kişi kalacaksanız, kişi adedine göre size yastık, nevresim takımı ve yorgan veriliyor. Ve bunların hepsi size tek seferlik, temizlenmiş, hijyenik poşetlerle beraber veriliyor. Kompartman içerisinde neler bulunuyor? Bununla ilgili aslında biz Instagram'da bir Reels videosu paylaşmıştık sizler için. Açıklamalara bu Reels videomuzun linkini koyalım. Çok kısa bir video, oradan izleyebilirsiniz. Televizyon izleyen takipçilerimiz için de ekrana bir tane QR kod koyalım böyle. Oradan okutup videomuzu izleyebilirsiniz. Sıradaki soru, kompartman içerisindeki camlar açılabiliyor mu ve sigara içebiliyor muyuz? Kompartman içerisindeki camlar evet açılabiliyor. Bizim izlediğimiz çoğu videoda aslında bunun açılamayacağından bahseden YouTuber'lara rastlamıştık. Ama bizim vagonumuz içerisindeki camlar açılabiliyordu. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz üzere tabii ki içerisinde sigara içimi yasak. Diğer. Kompartman içerisinde güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Sügülü kapınızı kapattıktan sonra üzerinde bir tane kilidi var. Çevirdikten sonra kapınız hiçbir şekilde dışarıdan açılamıyor. Aynı şekilde tülünüzle çektiğiniz zaman dışarıyla bütün ilişkinizi kesebiliyorsunuz. Instagram'da da bunu tül olarak söylemiştik. Perde. Hadi perde olsun. Kompartman içerisinde elektrik var mı? Biz kendimize kolaylık sağlayabilmek adına yanımızda bir adet üçlü priz götürdük. Ve bu şekilde elektronik cihazlarımızı çok rahat bir şekilde şarj edebildik. Gelelim yemekle ilgili sorulara. Trende yemek hizmeti veriliyor mu? Trende bir tane yemek vagonumuz mevcut. Pandemiden önce burada yemek servisi yapılıyormuş ancak pandemi sebebiyle şu anda sadece paketli gıdalar satılıyor. Biz kendimiz yapmayı tercih etmedik ama kendinize yemek yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz, böyle bir kısıtlama veya yasaklar yok. Sıradaki soru, trene dışarıdan yemek söylenebiliyor mu? Cağ kebabı siparişi verdiniz mi? Evet, trene yemek söylenebiliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi çok uzun molalarınız yok. Gara geldikten sonra 5-10 dakikalık küçük molalar yapılıyor. Yemek hizmeti almak istediğimiz personelleri arayarak yemek siparişlerimizi verdik. Erzurum'a saat 12 itibariyle vardığımızda, gara geldiğimizde cağ kebaplarımız hazır bir şekilde bizi bekliyordu. Çok lezzetliydi. Biz cağ kebabı yemedik. Bu arada biz pide yedik, cağ kebabı yemedik. Bir dakika ya. Yolculuk esnasında verilen molalar kaçar dakika? Gezmeye vaktimiz olacak.
Doğu Ekspresi'nde molalarınız 5'er dakika, dolayısıyla gezmek için şansınız olmuyor. Ancak turistik Doğu Ekspresi'nde daha uzun molalar olan duraklar oluyor. Buralarda da turlarla birlikte gezme şansınız mevcut. Gelelim hijyen konusuna. Tuvaletler nasıl, tuvaletler temiz mi? Tuvaletler yolculuğun ilk 10 dakikasına kadar gerçekten temizler. Ama 10 dakikadan sonra ne yazık ki toplu taşıma kurallarına uygun hareket edilmediğinden dolayı bizim yolculuğumuz sırasında biz büyük zorluklar çektik. Umuyoruz ki sizin çıkacağınız yolculukta bu sorunun cevabı sizin için daha olumlu bir şekilde geçer. En çok merak edilen ve son sorumuza gelelim. Ortalama maliyetiniz neydi? Biz biletlerimizi resmi site üzerinden kendimiz aldığımız için yalnızca bilet ücreti ödedik. Ocak 2022 tarifesine göre bir kişilik Doğu Ekspresi yataklı ücreti hizmet bedeliyle beraber 93 lira. Biz 4 kişilik vagonu kapattığımız için 4 kişilik ücret ödeyerek toplam yolculuğumuz için 372 TL ücret ödemiş olduk. Soru cevap videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video olmasını istediğimiz için burada videomuzu bitiriyoruz. İzlediğiniz için bize teşekkür ederiz. Eğer ekstra daha sorularınız varsa ve biz bunları cevaplamadıysak bu videonun altına yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu tarz daha çok video yayınlamamızı istiyorsanız lütfen bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok hızlı bitirdin ya. Pandemi sebebiyle sadece paket yemekleri. Paket yiyeceğim. Sadece paket. Paket. Dur ne lan şu? Şöyle bakmadım ki. Ortalama maliyetiniz neydi? Neydi? Only. Kalk gidelim.